Geceler aram olmak bu aralar, daha da kalmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı yaralar. Kapalı kapılar. Geceler aram olmak bu aralar, daha da kalmam basit o numaralar. Seni unuttum kapandı. İşte bu, 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 işte bu, işte bu. Güzelliğimiz, çiçek gibiyiz. Hep birlikte miyiz? Hocam hiçbir yere gitmeyiz. Acilen sanatımızı icra etmeliyiz. Seni çok özledik hocam. Nerelerdeyiz hocam? Nerelerdeyiz? Ah hocam ah. Bizi sensiz, bizi kimsesiz, bizi sevgisiz bırakma hocam dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar aynı şekilde ben de sizlerden ayrı kalınca inanın kendimi bir boşlukta hissediyorum. Ben neredeyim? Nerelerdeyim? Nerelere gitsem? Nerelerde saklansam? Evet arkadaşlar harikasınız. Havalar da çok güzelleşti. Vallahi bahar geldi. Hatta bahar hızlı geldi. Bir anda geliverdi. Hocam yaz mı geldi? Yaz da gelecek inşallah. Güzel günler gelecek inşallah. Güneş enerjisiyle, doğa enerjisiyle bizi besliyor arkadaşlar. O yüzden biz de enerjimizi hep yüksek tutacağız. Hep yükleneceğiz. Hep tüpsüz dalacağız. Bakalım birazdan ne yapacağız? 15 artı 10'a bastım. Ne gelen var ne giden bekleyeceğiz. Kısmetimizi arayacağız. Kısmetimizi, nasibimizi kovalayacağız. Keyifler gıcır mı arkadaşlar? Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde olsun. Keyfiniz daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Sağlığınız, sıhhatiniz daha önemli arkadaşlar. Keyfimizi yerine getiririz. Ben sana söyleyeyim. Keyfini yerine getirmek için her şey senin elinde. Orada da enerji ihtiyacın var. Öyle söyleyeyim ben sana. Yani kendi hayatını ve sevdiklerin hayatını güzelleştirmek, keyiflendirmek senin elinde. Hocam imkanlar hiç önemi yok. Hiç önemi yok. Ufak dokunuşlar, ufak dokunuşlar. Ondan sonra hayatına mükemmel renk katar arkadaşlar. Ben bunu hep şey yaparım. Yani nasıl diyeyim? Mesela bir yere gideceksen veya bir yerde oturacaksan bir arkadaşınla veya ne bileyim ondan sonra bir şey yapacaksan o konuyla ilgili detaylara önem vermen gerekiyor. Tamam detayları birazcık renklendirmen gerekiyor. O zaman tadına varıyorsun arkadaşlar maksimum düzeyde. Evet. Ben pazartesi ufak bir kaçamak yaptım. Şehir dışına çıktım arkadaşlar. Nereye gittin? Nereye gittiğimi zaten amatör gecesi fragmanından görmüşsünüzdür. Ufak bir turu yaptık arkadaşlar. Kaçamak. Evet. Avanos. Avanos burada mı Avanos? Avanos'a, Nevşehir'e bir kaçamak yaptık. Ondan sonra hava değişikliği iyidir dedik. Ne gelen var ne giden. 5'e kadar sürüyorum arkadaşlar. 10 artı 5'i basacağım. 1 2 3 4 10 artı 5. Bas abi Alota'yı Alota. Greenland. Hello good luck. Greenland. Abi ritim yaparım ben keyfim bakarım ya. Bu saatten sonra. Dur bakayım Greenland ne oluyor? Biz de bilmiyoruz ki abi ya. Greenland. Ne öyle bir yer mi var abi? Greenland. Grönland. Grönland'mış arkadaşlar. Ay, haritada göstersem bulamam. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde. Allah Allah. Grönland. Abi Grönland'dan beni kimse yenemez ki abi. Abi yok oradan beni yenecek yok, insan çıkamaz ya ben sana söyleyeyim. Abi biz Anadolu'nun bağrından kopup gelmişiz. Ya Grönland'ın oho! O da ne? Alota Gambit yapıyor. Alacağım abi onu da alacağım. Alacağız. Gambit'i de alacağız. Tamam Fianchetto'muz yapacağız. Çok da caz yapmayacağız ben sana söyleyeyim. Vallahi çok caza gerek yok. Çok caza gerek yok. Bir tane indirdik köy sandığına. Gambitler tehlikelidir. Mesela burada E4 sürmek istiyor. Onu böyle engelleyeceğiz D3'le. Bir numara yok değil mi ya arkadaşlar? Yok hocam ya öyle bir şey yok. Satrançta öyle bir şey yok hocam. Nereden çıkartıyorlar böyle? Grönland'ın köyünden. Yani orada doğayla baş başa kalmış. Huzur. Huzuru bulmuş. Huzur dolmuş. Tamam mı? Bizi burada yakalamak istiyor. Kardeşim gel bakalım sen Türkiye'ye. Bir hafta vallahi yaşayamazsın. Bir hafta süre veriyorum sana. Bir hafta. Evet. Biz burada var ya.
Doğayla mücadelenin ta kendisiyiz. Doğayla her türlü koşula anında adaptasyon. Anında. Evet arkadaşlar. Yalnız rakip şakır şukur oynuyor. Helal olsun. Helal olsun, yıllarını vermiş. Biz gelişim yapacağız arkadaşlar. Açılışta kılı kırk yaran düşünceye gerek yok diyor Richard Rattie. Satrançta Büyük Ustalar ve Modern Görüşler adlı kitabında. O kitabı ben çok severdim. Çok da kıymetli bir kitap bence. Ama adam maşallah iyi oynuyor yani. Veziri de geldi. El Clasico buraya gelecek. Kaleleri de herhalde buralara dikecek. Biz ne yapacağız? Vallahi bilmiyorum, bir tane Filgi 5 gelip ata saldırsak mı acaba bu atın? Ya bu atı nereye gidecek o? Biz de atımızı çıkalım. Kalemizi C'ye gelelim mesela bak. Fili çıkalım buraya. Burayı bozmayı tehdit edelim. Bir yandan da kale C1 gelmek isteyelim. Ya da A3 yapayım, B4 yapmak isteyeyim. Ama ona A5 yapacak. O hevesimiz kursağımızda kalacak. Ben fili G5'e tempolu atayım. Hani burayı bozmak müsaade edebilir aslında, biliyor musun? Ama açılacak olan G dikinden, G3'teki piyondan ötürü saldırı baskı üretemez. Bence burada ya fili geri çekecek. Çünkü ben zaten kaleyi C1'e geldiğimde file de ufaktan saldıracağım. Bence fili geri çekecektir diye tahmin ediyorum. Dur bakalım. Şimdi bu ilk hamleleri oynamak kolay. Sonrası olay. Sonrası olay. Yani plan kuracaksın. Bu planın konumla uyumlu olacak. Rakibin planlarıyla uyumlu olacak. Bak Vezir E6 geldi. Vezir E6 geldi. Grönland'dan kardeşimiz de satranç oynuyormuş bak. Ya Grönland'da satranç yok demeyin. Var. Arkadaşlar kaleyi ben buraya geleceğim. Kalemi de güçlendireceğim. Hocam biraz tempolu oynuyoruz. Arkadaşlar biraz tempolu olduk. Çok heyecanlıyım. Sizlerden ayrı kalınca hani şu an nasıl diyeyim ben size? Daha sıkı sarılmak istiyorum. Anlatabildim mi? Daha sıkı sarılmak istiyorum. Öyle arkadaşlar. Biz de öyle. Biz de öyle. Bu arada Yağız Kağan Erdoğmuş. Tarih yazdı. Tarih yazdı. Zaten dört gözle bekliyorduk. Senelerdir bekliyorduk. Onu söyleyeyim. Benim Yağız Kağan Erdoğmuş'la çok eskiden kalma bir fotoğrafım var arkadaşlar. Çok eskiden kalma bir fotoğrafım var. Arkadaşlar dur, burada ben atı buraya, buradan buraya gelmek istiyorum. Ama atı oynadığımda vezirle bunu alıyor. O benim canımı sıktı. Acaba diyorum bunu fili buradan kessem, atı buradan buraya mı gelsem sonra? Ay okları çizemedik ya. Böyle heyecandan. Nabzımız kaç? Nabız da hocam, nabız düşük hocam. Rahatlamışsın sen. Vallahi rahatlamışım bak. Giriyor musun arkadaşlar? Rahatlamışım ya ben. Vallahi rahatlamışım. Hava değişimi arkadaşlar. Vallahi ya. Vallahi bak. Yani mesajlar da yağıyor. Hadi bakalım. Evet. Dur bakalım. Yağız Kağan Erdoğmuş büyük bir başarı imza attı. Yıllardır beklediğimiz bir başarıydı. Zaten yıllar önce Avrupa şampiyonu olduğunda onunla bir fotoğrafım var. Instagram'ımda da yayınlamıştım. Onu da sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şuraya notumu alayım. Hadi bakalım. Şimdi ağaç yapalım biz arkadaşlar. Bir tane ağaç yapalım. Bir tane ağaç yapalım. Ağaç neden hızlı yapmadım biliyor musun? B3 karesi zayıflıyor. Diyor ya Nibizovic. Her piyon hamlesi bir kare zayıflatır. Yani atı acaba buraya atıp oradan buraya dalmalar. Dalaman kurtulamanlar. Yani atı buradan buraya gelmeler. Bunlarda bir pürüz çıkar mı diye baktım. Her şeye bakmak gerek. Yani hiç ummadığın, hiç beklemediğin bir noktadan canın sıkılabilir. Oyunun gidişatı tümüyle değişebilir. Bir anda dümene rakip geçebilir arkadaşlar. Ya satrancın şimdi baktığınız var. Baktıklarınız var. Gördükleriniz var. Göremedikleriniz de var. Bu her zaman böyle. Ya Magnus Carlsen de tahtaya baktığında görebildikleri var. Tabii ki bizden daha fazla. Kat kat daha fazla. Ama baktıkça daha da görebilecekleri var. Belki de kaçıracakları da var. Onu söyleyeyim ben size. Satrancın derinliği yüksek. Fille bu atı alacağız. Hocam niye fil çiftini veriyorsun? Verme hocam. Geri gel şöyle. Geri gel hocam. Verme. Yani fillerimizi niye veriyoruz ki? Alalım biz bunu arkadaşlar. Alalım. Yani fili vermemek lazım aslında ama burada vereceğim. Hatta vezirle aldığı zaman bir tane H3 süreceğim. H3
Hani şu vezir fil bataryasının buraya gelmeye fikri var ya, onu bozacağım. Onu bozacağım. Sonra da atımı E4'ten C5'e ya da A4'ten C5'e geleceğim. Bu şu an Sicilya'nın Dragon varyantı oldu. Yani o varyantından oluşan, ulaşılan konuma ulaşmış olduk ve rakipten çılgın bir karar. GF6 aldı. E3'ümü engellemiş oldu ve şahın önünü açtı. Yani olası bir operasyon buradan şah saldırabilir. Arkadaşım ben yine de ne yapacağım biliyor musun? Bak ne yapacağım biliyor musun? Ben bir tane bunu buraya geleyim mi acaba? Ama yok, buradan sonra Çatalovski var. Ben bir tane atı buraya geleyim abi. Atı buraya geleyim abi. Değil mi abi? Gel abi. Atı buraya atma fikrimiz var. Veziri buraya gelmek, şahı buraya getirtmek bir yerde işimize yarar diye düşünüyorum. Dur bakalım. Rakip maşallah hızlı oynuyor. Yani Grönland'da sen kimden satranç öğrendin de, yani kiminle satranç oynayarak ilerledin? Hocam niye küçümsüyorsun? Arkadaşlar, küçümsemek değil. Yani biz hani biraz onları küçümsemiyoruz. Kendimizi birazcık övüyoruz burada. Tabii burada tevazu erdemine ulaşmış olmam devreye giriyor. Biliyorsunuz önemli bir mertebeye ulaşmıştım. Zaten özellikle short videolarımda bunu fazlasıyla hissediyorsunuz. Rakip geldi. At D4. Hocam rakip geliyor, ben sana söyleyeyim. Rakibin şakası yok. Atı buraya gelsek vuracak. Kalele vuracağız. Kale orada iyi. Buraya vurmalarda duble oluşuyor. Oo, bir dakika. Buraya vurunca ben böyle vuracağım ya. Bir daha vuracak. Bir daha vurunca burada tek kalıyor. Şu an tehdidi stratejik açıdan D3'te zayıf bir piyon bırakmayı tehdit ediyor rakip. Atlat alacak. Tamam. O zaman biz alalım hocam. Ama o zaman da işte fil alıyor. Fil de buraya basıyor. Tamam hocam, bassın. Şimdi at C5 geliyoruz işte. O fili bize illa verecek. Vermezse B4 yaparız orada hocam. Tamam. Atlatı alıyoruz arkadaşlar. Atlatı alıyoruz. Fili aldığı zaman da at C5 geliyoruz. Tamam bak, güzel oldu. Fili de böyle geliyoruz. Böyle. Bir numara yok değil mi hocam? Yok, bir şey yok. Böyle. Tamam, güzel. Hadi bakalım. Ben hep öyle şey yapardım bak. Gençken tabii hırs inanılmaz düzeyde. Hani gözün hiçbir şey görmüyor. Oğlum ne oluyor ya? Adam yani 40 yıllık satranç ustası gibi oynuyor. Ya ben burada B4 yapacağım diye zaten konuşmuştuk. Ya yeme şimdi bizi yani burada Grönland. Ben böyle yapacağım abi. Şakur şukur oynuyor. Biz de ona ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. O canımı sıkıyor benim yani. Şimdi rakip hızlı oynuyor. Zaman baskısı yaratacak. Ben de ona ayak uydurmak zorunda kalıyorum. Zaman farkı açılıyor, sonra kızıyorsunuz bana. Ama ben o zaman derin sulara dalamıyorum. Şimdi filin... Abi ya, kaleyi buraya geldi. Mesela ben bunu bekliyordum. Bu arada şu da boşta. Bak dağılmaya başladı galiba. Dur bakayım abi. Kaleyi buraya geldi, bunu bıraktı filan. Yani nasıl oyunlar dönüyor? Buradan bir numara mı çekecek? Yok, orası alıyorum. E4'ü sürse... E4'ü süremez ama ben buradan zaten bunu alıyorum. Ben bunu yapınca o ne yapacak? Kaleye saldırıyorum ben, değil mi? Tamam, kaleye geldi mesela buraya. Tamam, atı buraya açtım. Fille de istedim kaleyi. Abi dümenden oynuyor, ben sana söyleyeyim ya. Dümenden satranç. Ya ben de keyif almıyorum ki böyle arkadaşlar. Ya biraz iki tarafında arkadaşlar sanat amacıyla bakması lazım bu oyuna. Bak bir şey kaçırma hocam. Hocam indir köy sandığına, vallahi bir şey yok ya. Dümenden oynuyor hocam ya, vallahi. Yok değil mi bir şey arkadaşlar? Yok değil mi? Yok hocam, yok. Kefiliz hocam. Sana kefiliz hocam. Yok hocam. Yok hocam. İndir köy sandığına. İndireceğim.
indireceğim, sonra da bindireceğim. İndi bindi taktiği yıllar yıllar önce. Yıllar yıllar önce rakip terk ediyor. İnanılmaz. İndi bindi taktiği. Ben niye 2 puan aldım? Oğlum ben çok düşük reytingle oynamışım ya. Hay Allah ya. 2 puan için mi biz oynuyormuşuz bu oyunu? Alota Grönland. 18 hamle dayanamadı. Hocam tükendi. Vallahi tükendi arkadaşlar ya. Şimdi satranç mı? Yani şimdi arkadaşımız ben satranç oynadım mı diyor abi. Ne diyor mesela arkadaşlarına? Ben satranç oynuyorum. Ne oynuyor? Nasıl oynuyor mesela? Göster. Ha işte böyle oynuyor. Ya şu oyuna harcadığın zaman. Tamam mı? Yani yazık ya. Vallahi yazık ya. Arkadaşlar zaman değerli. Ya ben bir zamanımı bir şeye ayırıyorsam hakkını vermem lazım. Ya neye olursa olsun. Ya ona odaklanmam lazım. Hakkımı ona vermem lazım. Niçin biliyor musun? Zamanımın değerini yaşayabilmek için yani hakkını vermek için arkadaşlar. Rica ediyorum. Vallahi rica ediyorum. Neyse analiz edelim bakalım ne çıkacak. Yani ne çıkacak? Bilmiyorum. Evet ne çıkacak? Biz reti yaptık. Ah reti. D5. C4. At F6. C5. C6. DC6. At C6. G3. Bu arada böyle bir gambit var mı diye merak ediyoruz değil mi arkadaşlar? Dur bakayım. Bak bakayım C6 var mı? Vardır bence gambit. Bak böyle oynanmış 1-2 maç var. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ya bu gambit ne verebilir ki siyahlara? Ben zaten merkezi bırakma kararı vermişim. Gelişimde öne de geçmiyor yani çok fazla. Ben söyleyeyim mi? Bu şey gambit çok cılız. Çok cılız. Hani buralarda D4 oynanmış, E3 oynanmış. Ben Fianchetto'ya bayıldığım için böyle oynadık. Çıktık oradan. Şimdi makineyi de açalım. Tamam D3. Şey, G3'e E5. E5'e at C3 gel diyor. D3 şüpheli hamle diyor. Yani Allah Allah stopmuş sende. Fil G4. O da ona çıkma diyor. Fil G2. E4 sür diyor. He. Abi ben E4'ü izin vermem lazım arkadaşlar. Ya bak abi hızlı oynayınca biz de şey oluruz işte ya. Cık. Abi E4'e ne yapacaktık biz? D4'ten veziri kesecek sonra atla alacak. Görüyor musunuz arkadaşlar yani? Ya hızlı oynamamam lazım arkadaşlar. Beni hızlı oynattırmayın valla. Bak hızlı oynattırmayın çok çok fena yaparım bak. Ya böyle gelecektik de oradan uzun ok yapacak, şah çekecek. Atı buraya geleceğiz falan yani. Alacak. Aldık. Filmi gelecek. O abi baksana akın akın geliyor yani. Buraya basacak. Tam zamanda kalele koruyorum falan. Neyse burada artık soluklanabiliyormuşuz yani böyle. Yani dürtüyoruz. Ama buraları bak dikkatli olamam lazımmış. Baksana iki büklüm kaldık bir anda. O E4'ler bakın arkadaşlar. Merkezde hareketli duran piyonların ilerlemesine çok ama çok dikkat etmeniz gerekir. Vallahi bir anda ibre rakibe döner. Tutunamazsın. Kurtulamazsın. Ben sana söyleyeyim. Biz bak kaçırdık onu hızlı hızlı oynarken. Biraz da rakip hızlı oynuyor. Grönland dedik bilmem ne dedik. Oradan küçümsedik yani rakibi. At C3. Vezir değildi. Bak mesela burada da H3 yapmam lazım benim. Neden hocam? Biliyorsunuz arkadaşlar vezir değdi gelip fili buraya gelip de Fianchetto'mla değişime girmesini ben istemiyorum. Buna izin vermemek adına H3 yapmam lazım. O fili geri gittiği zaman at G5'ler falan da var da at C3 oynayayım ben. Mesela vezir geldiği zaman artık ne yapacağım ben? At G5 de varmış ama ben Şah2 oynardım. Anlatabildim mi? Artık bu vezir fili ikilisi gelip de benim Fianchetto'mu değişime sokamıyor. Gayet iyi vaziyet. Şah da burada güvende. Hatta buradan çıktığı için ileride F4'ler sürülebilir ama o biraz sakıncalı. Çünkü çok piyon sürülüyor oradan. Yani iyi bakmak lazım. Her F4 iyi değil yani. Vezir de iyi diye. İyi bari bak burada fil G5. Fil G5'i atıp hemen kaleci 1 gelmeyi düşünmüştüm. Stockfish de öyle diyor galiba. Bakalım vezir E6 geldi o. Vezir B3 diyor. Ben niye vezirle değişeyim bu arkadaşla? Kaleci 1 geldim. Artı 1'deyiz. Bak görüyor musun? İbre hemen kalktı. Hemen kalktı. Fil B6 geri gitti. A3 yaptık. H6 yapınca bak vur diyor o da. Bak vur diyor. Bak görüyor musun? Aslında usta satranççının eğilimi hangi yönde? Fili oyunda tutma yönünde. Filler atlardan daha değerli kabul edilir. Ama biliyorum siz atlardan çok ekmek yediğiniz için hocam atın üzerine taş tanımam diyorsunuz. Haklısınız. Haklısınız ama bu artık bilinen bir gerçektir. Filler oyunun her safhasında çok nadir durumlar hariç
ata fark yaratır arkadaşlar. Tabii o farkı da bir teknikle sergileyebilirsin. O da ayrı mesele. Hocam atın o L'leri falan can yakmaz mı? Oo, değişen psikolojik durumlarda at var ya fenadır. Fenadır. Ama yani biz genel şeylere, genel bilgilere, genel o söylemlere kulak vermemiz gerekiyor. Biz atı E4'ten geldik arkadaşlar. Atı E4'ten geldik. O da atı D4'e geldi. Benim burada at D4 almam gayet mantıklıymış. Fil D4'e vezir D2 gel diyor. Ha, şimdi vezir D2 gel tabii ya. Şimdi böyle gelsem daha tatlı. Niye öyle dedin ki hocam? Yani biraz daha kontrollü. At C5. Yani biraz daha tatlı. Vezir B6'ya. Vezir B6'ya B4. B4 abi. O atı orada tutacağız zaten. Gitti o. Kale F'ye D8 geldi. At B'deydi. Artı 4. Geçmiş olsun. Doğruluk oranlarını da ekrana getireceğim. Doğruluk oranlarında ben %95 ile oynamışım. İki tane şüpheli hamlem var. Rakip de %85 ile oynamış. Onun da 6 şüpheli hamlesi var. Yani soru işareti koymadı Stockfish. Nedense. Böyle bir maç oldu arkadaşlar. Bu çok kısa oldu. Çok kısa oldu biliyorum. Çok kısa oldu. Siz hocam olabildiğince uzun çekimler yapın diyorsunuz. Bir saatlik çekim yapıyorum. Hocam yetmez. 2 saat yapın izlerim diyenleriniz var. Arkadaşlar sabaha kadar gerekirse kayıt yaparım. Emin olun. Ama şimdi benim vakit problemim var. Daha yeni işe düzenimi toparlamaya başladım. Gittik geldik olayından dolayı. Hemen kanalla ilgili hareketlenmeleri devam edeceğiz. Nisan ve Mayıs ayları çok daha hareketli geçecek arkadaşlar. Buradan da onun haberini, bilgisini vereyim. Konuklu yayınlar artacak. Zaten bizden haber bekleyen, bizden haber beklediğimiz arkadaşlarımız var. Bu arada Yağız Kan Erdoğmuş'a da evet. Evet. Yağız Kan Erdoğmuş'u da misafir etmek için kanalda bir irtibata geçtik. Bakalım arkadaşlar olacak mı olmayacak mı? Sonuçta herkes isteyecektir. Kısmet kime olursa, kim kabul ederse. Evet arkadaşlar. Hepinizi sevgili saygıyla selamlıyorum. Böyle kısa oldu. Bu seferlik mazur görün. Telafi edeceğiz hiç merak etmeyin. Cuma gecesi amatör gecesi için heyecanla beklemedeyim. Evet. Her yorumu heyecanla okuyorum arkadaşlar. Geçmiş yorumları okuyamadım. Hepsini halledeceğim arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Bir aradayız. Umarım bu büyü bozulmaz arkadaşlar. Sevgili saygılarımı iletiyorum. Hoşça kalın. Mutlu kalın. İşte bu.